Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün betonarmesi kısmen tamamlanan inşaatımızda duvar örmeye başladık. Mimari projeden gidelim. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Neden mimari projeden gidiyoruz? Statik projeyle şu an işimiz bitti. Yani duvar imalatı yaparken mimari projeye bakacaksınız. Ayrıca mimari proje sizlere yapınızın bitmiş halini gösterir. Bizim binamız dükkan hariç 4 kat, yani zemin artı 4. 2 tane dairemiz var, ortadan bölünüyor arkadaşlar, şurada görülüyor. 1357 numara burada, 2468, yani 8 daire. 4 katlı, her katta 2 daire var, 8 daire arkadaşlar. Proje üzerinden size bazı şeyler göstereyim. Merdivenden çıkıyoruz, buradaki daireye giriyoruz. Aynı şekilde merdivenden çıkıyoruz, buradaki daireye gidiyoruz. Bunlar bizim dış kapılarımız oluyor. Ölçüleri yazıyor 100 santim genişliğinde, şöyle zoomlayayım. 100 santim genişliğinde, 2.30 yüksekliğinde. Bazı ölçüler vereceğim şimdi sizlere, onları anlatacağım. Pencerelerde mesela sizlere örnek vereyim. 140 santim genişliğinde, 190 santim yüksekliğinde. Bazı projelerde arkadaşlar şurada H yazar. H mesela burada 90 yazar, 80 yazar. Bu yerden duvarın yüksekliğini gösterir. Mesela şu pencere için konuşayım. 140'a 140 gösteriyor. Arkadaşlar bizim kat yüksekliğimiz 2.80 burada ama 50 santim kiriş var. Yani kirişin taban altı ile döşeme arasındaki mesafe 2.30. Şimdi burada 140 genişlik, 140'da yükseklik var. Geriye 2.30'dan 140, 90 santim kalıyor. Bazı projelerde arkadaşlar burada H90 şeklinde gösterir. Bu size alttan döşemeden yukarıya doğru 90 santim yüksekliğinde duvar ör. Ondan sonra zaten pencerenin ölçüleri çıkıyor. Bu daha çok arkadaşlar şeyde karşınıza çıkar. Menfezlerde karşınıza çıkar. Şurada görüyorsunuz, havalandırma penceresi var. Burada mesela ölçüyü vermiş. Şu şekilde anlatayım size. Mesela burada size 50'ye 50 banyonun havalandırması için ölçü vermiş. Bu projemizde yok. Burada mesela diyebilirdi ki 250, 230. Arkadaşlar 230, H180 diyebilirdi burada. 50-50 ölçülerinde. Yani bu demek olacaktı ki 180 santim yüksekliğinde duvar ör. Daha sonra 50-50 bana orada bir boşluk bırak. Menfezimi oluşturup. Banyonun havalandırması. Bizim dış duvarlarımız 20'lik gösteriyor. Biz şu an arkadaşlar dolgu malzememiz tuğla. 13,5'luk tuğla. Diğer ölçüsü 19 santim geliyor. Bunu yatık ördüğümüz zaman aşağı yukarı 20'lik duvara tekamül ediyor. Dışlar 20'lik oluyor. Biz gaz beton veya BIMS kullanmıyoruz burada. Tuğla kullanıyoruz. Burayı 13,5'luk tuğlayla geçiyoruz. 1,5 santim buradan odadan kar elde ediliyor. Yani projelerde şöyle söyleyeyim size. Burada 15'lik gösteriliyor ama bu 13,5 tuğlayla buraya geçiyorsunuz. Tabi mimari projede dolgu malzemeniz tuğla olarak gösteriyorsa, bu BIMS olarak da gösterebilir, gaz beton olarak da gösterilebilir. Yani burada tuğlaysa dolgu malzemeniz 13,5 yazmaz. Genelde 15 yazar. 8,5'luk tuğlayla ara bölmeye geçiyorsanız burada 10 santim yazar. Diğer gösterilen yerlerde mesela daireye girelim arkadaşlar. Şurada banyomuzun kapısı var. Burada lavabomuz var. Burada çamaşır makinemiz var. Şurada gördüğünüz üzere duşakabinimiz var. Biz bu menfezleri, bu şaftları arkadaşlar iptal ettik. Şaftları biz, banyomuz tam kare, güzel bir şekilde çıkacak. Bu şaftları iptal ettik. Tadilat projesi olacak. Bir tane şuradan kapısını görüyorsunuz. Yatak odamız var. Yatak odamızda şu şekilde tefrişleri anlatıyorum ben size. Bunlar olmak zorunda değil. Yatağımız var. Burada bir dolabımız var. Aynası var. Burada da balkonumuz var arkadaşlar. Bu süzgecimiz oluyor. Ya bu şekilde anlatmamdaki amaç, hızlı bir şekilde ben tefrişi anlatıyorum. Çelik kapımızdan geldik. Burada da bir yatak odamız var. Yine aynı şekilde dolabımız gösterilmiş. Yatağın iki başında komodinlerimiz gösterilmiş. Burada da arkadaşlar 140'a 140 bir tane penceremiz gösterilmiş. Burada bir tane çalışma masası. Salonumuz şu şekilde bu dairenin. Amerikan mutfak arkadaşlar. Burada mutfak, evye gösterilmiş. Bulaşık makinesi gösterilmiş. Hemen burada bir tane pencere verilmiş. Ölçüleri yazıyor burada. 120 santim genişliğinde, 140 santim yüksekliğinde. L mutfağımız var. Burada buzdolabımız var. Burada görüyorsunuz fırınlı ocağımız var. Veya ankastre de olabilir. Solo fırın da kullanılabilir. O müşteriye kalmış ama bu zamanda ankastre kullanılıyor. Tezgah üstünde ocağımız, ayrı bir bölmede ankastre fırınımız oluyor. Bunlar da bizim bacalarımız. Yani
Bu ocağın üstünde aspiratör oluyor arkadaşlar. Bunun havalandırması direkt bu bacaya veriliyor. Bilmeyenler için anlatıyorum. Salonun tefrişi, iki tane berjerimiz, bir tane masamız, üçlü koltuklarımız. Bir tane Fransız balkonumuz var. 2.40 genişliğinde, 190 santim yüksekliğinde. 2.30 bu ne demek oluyor? 40 santim yüksekliğinde bir tane duvar örtüyor. Geriye 190 kalıyor. 2.30 yani kiriş altı. 190 santim yüksekliğinde bir doğramamız olacak. 2.40 genişliğinde. Aynı şekilde son tefrişimiz, buraya bir televizyon yerleştirilmiş. Dediğim şekilde arkadaşlar, niye bunları size anlattım? Tefriş bilmeyen arkadaşlar vardır. Aşağı yukarı sizlere tefrişli proje okumasını gösterdim. Bu eşyaların yerlerini tabii ki de siz değiştirebilirsiniz.